Eğer bugün millet olarak bilhassa da gençlerimizle birlikte Malazgirt zaferini böylesine bir coşkuyla kutluyorsak, on binler bugün Malazgirt Ovası'ndaysa, işte bu projeyle birlikte o aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir. Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin fethidir. Zihinlerin fethidir. Kardeşlerim, ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle, müreffeh bir şekilde yönettiği coğrafyalar bugün maalesef zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor. Bugün güvenlik güçlerimiz her gün, her an hayatları pahasına bir mücadele içindedir. Şu anda ne yapıyoruz? Pençe 1, pençe 2, pençe 3. İçeride ve dışarıda şu anda teröristleri inine kadar kovaladık mı? Kovalıyor muyuz? Kovalamaya devam edeceğiz. Suriye'de Fırat'ın doğusundan Irak sınırımıza kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır, alıkoyamayacaktır. Hiç endişe etmeyin. Şu anda Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz hepsi bu yolda devam ediyor. Birilerinin dokunulamaz, girilemez, çözülemez olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat'ın doğusundaki meseleyi de ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerine uygun şekilde hal yoluna koyuyoruz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu hususta da önceliğimiz diplomasidir, diyalogtur, uzlaşmadır, işbirliğidir. Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne ala. Böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır. Kendi planlarımızı hayata geçiririz. Kardeşlerim, şu anda SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımız da sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu çok daha yakından görme ve sürecin geleceğini belirleme imkanına kavuşacağız. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum. İdlib tarafında rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. Rusya ile işte iki gün önce Sayın Putin ile bu meseleyi yakından istişare ettik. Ve yarın Rusya'ya gidiyorum bir heyetle birlikte. Orada yine görüşmelerimiz olacak. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız. Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyoruz. 35 yıldır ülkemize yönelik saldırıların merkezi olarak kullanılan bölgeleri kalıcı şekilde güvenli hale getiriyoruz. Pençe harekatları bu. Operasyonların sebebi bu. Irak merkezi hükümeti ve kuzeydeki yönetim yanında İran'la da işbirliği halinde. Yürüttüğümüz bu operasyonlar herkes açısından olumlu neticeler doğuracaktır. Doğu Akdeniz'deki sondaj
ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir. Kardeşlerim, bütün bu çalışmalar kararlılıkla devam ediyor ve devam edecektir. Bundan 948 yıl önce Malazgirt'te kendisinden kat be kat fazla sayıdaki düşmanın üzerine imanından aldığı güçle yürüyen ecdadı, evet, bir de şairin diliyle selamlamak istiyorum. Hazır mıyız? Tekbirlerle yürüdü kalbi Yasin bir ordu. Ordu secdeye varmış, toprak şükrediyordu. Ezan bayrak uğruna, şehadet bugün hutbe. Peygamberin ağuşuna varmak en büyük rütbe. Gökte yer sarsılırken Allahu Ekberlerle, Bizans'ın kalkanları delindi tekbirlerle. Vatan bir seccadedir ve secdedir şehadeti. Şehitlerin secdesi seccadeye emanet. Biz buna vatan deriz. Secde sahibi Rahman, emanet asımlarda rahat uy Alparslan. Bitmedi, bitmeyecek o gün başlayan bu cenk. Ezanların kesilmeyecek kıyamete dek. Bizim medeniyet geleneğimizde iki başlı ejderha ve ortasında bir kudreti ifade ediyor. Anadolu'da kudretimizin ve gücümüzün devam etmesi için ve bunun için mücadele eden saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza günün anısına takdim ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasaboğlu, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin. Delikanlım, işaret aldığın gün atanda